Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Dün yaptığımız akşam 8.30'daki canlı yayınımızda her şeyin ortaya çıktı. beni de çok şaşırtan bir gelişme yaşandı. Domuzbağı cinayeti diye bilinen Makbule Sarı'nın cinayetiyle ilgili zanlılar yakalandı. Hem dayı hem yeğen tutuklandı. Bu haberi canlı yayınımda anlık bir şekilde ortaya çıkardı takipçilerim. Yine onların başarısıydı. Gerçekten inanılmazlar. Hemen link atıyorlar. Hemen Instagram DM'den gönderiyorlar. Bu herkesin rahat uyuyacağı bir gece olmuştu en azından. Çünkü bu kadar vahşi bir cinayeti işleyen kişinin elini kolunu sallaya sallaya gezmemesi gerekiyordu. İki tane fotoğraf var insanların kafasında şüpheye düşüren. Dayı yeğen denildiği zaman birinin biraz daha yaşça büyük olması beklenir falan diye konuşulmuş. Ben de öyle düşündüm açıkçası ama iki genç iki genç biri 27 biri 23 yaşında iki genç bunlar dayı yeyen ve bu planı yapıp orada bu vahşeti yaşatıyorlar. Detayları her yerde vardı. Ben haberi Sözcü'den paylaşacağım. Çok yeni daha 23 dakika önce yayınlamış Sözcü bu haberi. Diyor ki domuz bağıyla öldürülmüştü. Katilleri tanıdık çıktı. Ordunun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın katil zanlısı olarak Hayrettin G ve yeğeni Serkan U gözaltına alındı. Cinayete itiraf eden dayı yeğen adliyeye sevk edildi. Burada itiraf da geldikten sonra fotoğrafları arkada göreceksiniz. Şahısların iki fotoğrafını da paylaşıyorum. Olay 14 Kasım akşamı ilçeye bağlı Sara Aliç mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı'nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulundu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi diyor. Bu sözcüğünün haberi ben Müge Anlı'dan takip ettiğim için olayı böyle çilingir yöntemiyle polis gelerek falan bulmuyor. Bildiğin muhtar çağrıldıktan sonra komşular buluyor. Hanımefendinin de burada sözleri vardı. İsmini hatırlamıyorum ama yayını izlediyseniz bilirsiniz. Olabilir böyle küçük aksaklıklar yaşanabilir. Onlar yayını takip edip bu şekilde bizim gibi bilerek yazmıyorlar. Yüksek ihtimalle haber merkezlerine gelen haberleri herkes paylaşıyor diye düşünüyorum. Düzeltmek istedim sadece. Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten bir gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin G ve yeğeni Serkan U gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf ettiler. İlk sorguda dökülmüşler. Ee, bu tabii ki güzel bir şey. Eğer bir yere gömmüş olsalardı biz bu teyzeyi kayıp diye aramaya devam edecektik. Dayı yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken evden aldıkları bir çuval fındığı sattıklarını Televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından FATSA adliyesine sevk edildi diyor. bilgiyi itiraf ettiklerini akşam daha konuşamamıştık. Hatta yakalanmaya çalışıyorlardı. Sabah saatlerinde yakalandıkları bilgisi geldi. Bunun da üzerine itiraf geldi dayı yeğenden. Bunu maddi sıkıntılar için yapmışlar. Maddi sıkıntılar çektikleri için... Makbule Sarı'yı öldürmüşler. E şeyi diyor. çuval Bir çuval fındığı sattık diyor. Televizyonu çöpe attık diyor. E, hani altınlarla dolarlardan kimse bahsetmiyor. Eğer altınlarla dolarların yerini bulamadıysalar e, burada da başka bir şaibe ne yazık ki yakın çevreden bir şaibe ortaya çıkar. Umarım böyle değildir. Çünkü bu olay zaten yeterince acı. E, söylenilene göre de kimsenin Hanımefendinin, rahmetlinin parasına ihtiyacı yok ama yine de enteresan bir olay. Dehşete düşüren dayı yeğenin bu domuz bağı işine girmiş olması, dişleri sökmüş olması ve bu kadar vahşice bir şeyin ardından çuval dikmek, çarşafla kefen yapmak falan nasıl oldu da akıllarına geldi? Ne oldu da akıllarına geldi? Anlamak mümkün değil. Tabii tanışlar, daha önceden tanışıyorlar. ...söylenilenlere göre öncesinde de... ...oraya odun götürmüşler... ...ve orada bir sohbet geçmiş... ...ne yazık ki bunu çok konuştuk... ...çok kez konuştuk... ...yaşlılarımız kendilerinin... ...sahip olduğu birikimleriyle ilgili konuşmayı... ...seviyorlar dedik... ...üzülüyorum evet böyle duyduğumda çok üzülüyorum... ...ama önüne geçilir bir şey mi derseniz pek değil... ...şimdi bugün anlat... ...yarın anlatmaz ama ertesi gün unutup... ...tekrardan işte orada yastığın altına... ...beş tane altın saklıyorum... 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar neyse işte bunları söyleyebiliyorlar. Neden? Bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum. Bu kadar garip görünen bir cinayetin çözülmüş olmasına da şaşkınım. Hemen dökülüp itiraf etmiş olmalarına da şaşkınım. Ama bir şey daha kafama takılıyor. İşte bu su doldurmaya gittik diyen büfeci hanımefendi eşiyle birlikte su doldurmaya gittiğinde 52 plaka siyah bir arabanın kendilerinin üzerine kırıp ellerindeki silahla bunlara hakaret ve tehditler ederek silah doğrultmaları daha sonra da araçların bozulması üzerine peşlerine takıldığını anlatmışlardı. Hatırlayın. Bu insanlar o insanlar mı? Mesela bunun bilgisine ulaşmak isterim. Eğer değillerse çevrede yine korku saçan, amacı belli olmayan garip tipler daha var. Umarım bunlar onlardır ve içeri girdikleri için insanlar birazcık olsun rahatlamışlardır. Dediğim gibi iddialara göre Birinin 27, diğerinin 23 yaşında olduğu söyleniyor. Çok gençler. Nasıl böyle şeyleri düşündüler? Neden domuz bağı? Niçin dişlerini söktüler? O fındığı niçin aldılar? Altınların ve paranın yerini bulan insan bir insanın dişlerini söker mi? Bir çuval fındığını ve eski televizyonunu alır mı? Hazır elinde 500 bin TL'm var. Yarısı dolar, yarısı altın. Bu kadar param varken Gidip bir çuval fındığı satmaya çalışır mısın? Sizin kafanızda ne tarz şüpheler var bilmiyorum ama bu çocuklar paranın yerini söyletememişler bence. Ama ortada paralar yoksa, eğer paralar ortada yok ise yakın bir çevre olay yerine geldiğinde eline koymuş gibi bulmuş olabilir. Hiç mantıklı gelmiyor. Şu an önümde tomarla dolarlar var, altınlar var. Ve ben bunu, Allah göstermesin, çok büyük bir riskle elde etmişim. Hemen zaten şehir değiştirip onları satmak, elden çıkartmak varken ben bir çuval fındığı satmanın peşine düşeceğim. Neden? 500 bin TL'ye denk düşen bir mal varlığından bahsediyoruz. Altın ve dolar olarak sakladığı mal varlığından bahsediyoruz. Bu insanlar bir çuval fındığı satarak bu e, yaptıkları bu vahşetin karşılığında para elde etmek için aldıkları bir çuval fındığı satmak istiyorlar. Söktükleri dişleri de herhalde birileri görmesin de çünkü bu diş mevzusu konuşuldu ya onun için bir müddet saklayacaklardı daha sonra satacaklardı belki de. Peki Altınları bozdurmak ya da dolar bozdurmak herhangi bir change office'te çok hızlı gerçekleşmez mi? Hiç kimse change office'te sana bu dolarları nereden buldun demiyor. Yani hani azar azar bozdurursan hiç dikkat çekmezdi. Neden bu insanlar bu dolarları bozdurmak yerine gidip bir çuval fındığı sattılar? Siz inanıyor musunuz bu iki kişinin paralara eriştiğine? Ben açıkçası inanmıyorum. Paralara erişen kişinin yerini bilen biri olduğunu, cinayetten sonra da oraya gelen bir tanıdık olduğunu kafamda tasarlıyorum. Aksini düşünemiyorum, özür diliyorum ama gerçekten bir insanın bir çuval fındığı satmasıyla gidip bir change ofisten döviz bozdurması daha yakın bir ihtimarmış gibi geliyor. Üstelik fındık çuvalları da hemen tanınırmış kime ait olduğu köyden falan bilinirmiş. Bilen bilirmiş yani açık öyle söyleyeyim. Para nerede? Para kimde? Bu kadın bu kadar eziyeti parasının yerini söylemediği için çektim. Yüksek ihtimalle. Söylemiyor musun? Söylemiyor. Öldü mü? Nefessiz kaldı. O zaman dişlerini sökeriz. O zaman o bozuk televizyonunu da alırız. İki çuval fındığını da alırız. Bu kadar büyük bir olaya girdik. Cinayet işledik. Kuruşsuz çıkmayız bu evden deyip. Evin altını üstüne getirdikleri halde kesinlikle bence benim şahsi kanaatimce parayı bulamadılar. Bulsalar bir çuval fındığı satmazlardı. Neyse bununla ilgili daha çok böyle bilgi gelecek. Bilgi akışı sağlanacak. Şu anda Münire ile ilgili bu akşamki bir canlı yayınım var. 8.30'da bana anlat kanalında. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Akşam 8.30'da buluşmak üzere.